Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Türkiye'nin bir numaralı televizyonu TRT 1 ekranlarından siz değerli izleyenlerimizi, kıymetli hocalarımızı ve burada misafir hocalarımız olarak bulunan Etimeskut, Mamak, Yeni Mahalle, Altındağ, Sincan ilçe müftülüklerinden gelen ve Sincan Selçuklu Gençlik Merkezi Kur'an-ı Kerim sınıfından gelen çok değerli misafir hocalarımızı saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Her kim Kur'an-ı Kerim'i küçük yaşta öğrenirse Kur'an-ı Kerim o kişinin kalbine işlenir buyurmaktadır. Kıymetli hocalarım, değerli izleyenlerimiz, malumunuz şu an 8. sezon 18. bölümdeyiz. Ve buraya genç kardeşlerimiz muhteşem tilavetleriyle geliyorlar. Belli ki küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar, onların kalbine işlemiş ve burada muhteşem tilavetlerde bulunuyorlar. Bu mübarek saatlerde, Ramazan-ı Şerif'te duamız odur ki Rabbim sayılarını arttırsın ve kıyamet gününde onların, bizlerin başlarına taç giydirsin duasıyla Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması başlıyor. Nahnu evliya ukum fil hayati dunya ve fil ahireh وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شكور وإلى الله المصير. Ve bu akşam Bismillah deyip akşamımıza başlayalım. Lütfen hocam. Kendisi emekli sıhhi tesisat ustasıymış. Şimdi tilavetteki ustalığını da siz değerlendireceksiniz. Tabii tabii efendim. Çok güzel, çok tatlıydı. Allah razı olsun. Çok güzel okudunuz. Okuyuşu bizim milli okuyuşumuz ve milli namelerimizdir. Bizim ve İstanbul'daki o büyük büyük camilerin meşhur imamları bu tarzda okurlardı. İnsanların en cömerti kimdir deseniz Hazreti Muhammed'dir. Dokunmak lazım. Çünkü o bizim ruhumuza, kalbimize mütemadiyen dokunur. Cömertlikle cehennem ateşi bir arada olmaz. Murat edep şartıyla gir Nabi bu dergâhe. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hafız Mustafa Arslan. Evet efendim. Nasılsınız Mustafa abi? Elhamdülillah, teşekkür ederim. Sizleri sormalı efendim. Elhamdülillah, sizi gördük daha Allah, iyi olduk. Allah iyilik versin efendim. Mustafa abi, sizi tanımak isteriz. Mustafa Arslan, Hafız Mustafa Arslan diyelim. Çünkü hafızlığı ben çok geç vakitte elde ettiğim için o ibareyi kullanmak istiyorum. Çankırı, Orta ilçesi, Kırsakalı köyündenim. Evliyim. Üç kız çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Ben burada genç kardeşlerimize, hafız olan kardeşlerimize de şunu rica ediyorum. Gerçekten çok önemli. Yani Peygamber Efendimiz dediği gibi şu altı şey gelmeden yani bunların kıymetini bilin dediği gibi bu boş vakitlerini boşa geçirmesinler, sonra çok pişman olurlar. Ben o günleri çok arıyorum. Eyvallah. Şimdi de inan ki
kimden istifade edebilirim diye hangi hoca hemen eline yapışıyorum. Öyleyim. Eyvallah. Teşekkür İyi ediyorum. Geldiniz Mustafa abi. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet Mustafa abi, hazır mıyız? Hazırız efendim. Sizi öyle gördüm. O zaman biz de hazırız. Lütfen sizi rahleye davet edelim. Buyurunuz. Hafız Mustafa Arslan, Şura Suresi 20 ila 24. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا
Allah'a gafurun şekur. Em yekulun eftera alallahi kezibe. فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ الصدور. صدق الله العظيم. Hafız Mustafa Arslan için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Abi ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim efendim. Kıymetli hocama söz vermeden önce şunu da unutmuş kendileri. Kendisi emekli sıhhi tesisat ustasıymış. Ustalar emekli olmaz bildiğim kadarıyla ama şimdi tilavetteki ustalığını da siz değerlendireceksiniz. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam buyurunuz. Teşekkür ediyorum Bekir Bey. Ramazan-ı Şerif'in mağfiret günlerini yaşamaktayız. Cenab-ı Hak hepimize, bizi dinleyenlere, bizi sevenlere, evlerinde Kur'an-ı Kerim dinlerken çalışanlara, hazırlık yapanlara Cenab-ı Hakk'ın bu rahmet günlerinin mağfiretini diliyorum. Ve sevgili kardeşim Hafız Mustafa Arslan'ı dinledik. Okuyuşu bizim milli okuyuşumuz ve milli namelerimizdir. Bizim İstanbul'daki o büyük büyük camilerin meşhur imamları bu tarzda okurlardı. Onları anımsattı bana, sağ olsun. Güzel okudular. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, sağlık diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler Mehmet Ali Sarı hocam. Osman Egin hocam. Peki Köse kardeşim, teşekkür ediyorum. Tilaveti gerçekleştiren Mustafa hocama da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de kıymetli hocam gibi hayırlı bir akşam olmasını, güzel bir program olmasını temenni ediyorum. İzleyenlere hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Eyvallah. Enfes bir tilavet, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Mustafa abi diyebilir miyim? Mustafa abicim. Tabii efendim. Çok güzel, çok tatlıydı. Allah razı olsun. Sizin vesilenizle Bekir Bey de yer müsaade ederse küçük bir mesajla Bismillah deyip akşamımıza başlayalım. Lütfen hocam. Tam böyle Mustafa abinin böyle haleti ruhiyesini andıran bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından efendim bir rivayet. Efendimiz'i anlatırken sahabe efendilerimizin büyük bölümü şöyle diyorlar. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecveden nâs. Hiç şeksiz insanların en cömerti kimdir deseniz Hazreti Muhammed'dir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Devam ediyor, bırakmıyor. Ve kâne ecvede mâ yekûnu fî Ramazan. Yani insanların en cömerti ama Ramazan ayı geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliği zirve yapardı. Şimdi biz de ona ümmetiz diyoruz ya. O zaman aynı yoldan gitmek gerekiyor. Bak çok güzel günler bugünler. Aman bizi dinleyenler ihmal etmesin. Özellikle hali vaktinin yerinde olan kardeşlerimiz. Şöyle bitiriyor şeyi. Ravi diyor ki: "Kâne ecvede bil hayri miner rihil mursale." Sallallahu aleyhi ve sellem'in o cömertliği adeta bahar rüzgarlarını andırırdı diyor. O bereketli bahar rüzgarları. Hani o polenler birbirine kavuşur böyle tatlı eser. Ya böyle polenler birbirine kavuşur, meyvelerin altyapıları sağlanır. Yapraklar, böcekler vesaire. Adeta diyor o bahar rüzgarları var ya, o bahar rüzgarlarından bile daha cömertti. O cömertlik, hani sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, cömertlikle cehennem ateşi bir arada olmaz. Öyle güzel müminlerden, güzel kullardan olmamız dileğiyle, o güzel peygambere,
o güzel ümmet olmayı Rabbim bize lütfeylesin, ihsan eylesin diyorum. Amin. Teşekkür ediyorum efendim. Osman Egin hocam, çok teşekkür ederiz. Gönlünüze evet, sağlık. Sağ olun. Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim. Kur'an bayramının 17'sinden güzel bir bahar meltemi gelen güzel bir akşamdan herkesi ben de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Mustafa Arslan hocam, çok güzel okudunuz. Şimdi sizin burada ben de görmüştüm, kıymetli Bekir Bey de hatırlattılar. 20 yıllık emekli bir sıhhi tesisat ustası olduğunuz söyleniyor. Şimdi Kur'an'da sıhhi bir tesisatı, yani bedendeki, ruhtaki bütün tesisatı her an, her saniye hayatın tüm akışı içerisinde mümin bir düşünceye yönelik olmak üzere o tesisatı aktive eder, sürekli hareketli halde tutar. Ona da bir usta olarak efendim dokunmak lazım. Çünkü o bizim ruhumuza, kalbimize mütemadiyen dokunur. Ben gayet başarılı buldum sizi ve sesinizin de etki gücünü burada fevkalade hissettirdiniz. Ağzınıza sağlık. Bu Kur'an'ın iyileştirmesi, Kur'an'ın sıhhatimize, ruh sıhhatimize, mana sıhhatimize ait iyileştirici vasfını ifadenizle, sesinizin güzel ifadesiyle sunduğunuz için ve bu yolda kaldığınız için sizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Halil Necipoğlu hocam. Gönlünüze sağlık. Mustafa abi. Buyurun efendim. Puanlama için hazır mıyız? Hazırız efendim. Biz de hazırız. Bakalım hocalarım ne takdir edecekler. Tabii. Sizi puanlama noktasına alalım lütfen. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum efendim. Hafız Mustafa Arslan kardeşim, uşak ve neva ağırlıklı namelerle gönlümüzü hoşnut etmiştir. Ben de kendisini bir puanla hoşnut etmeye çalışacağım. Bu puan 98'dir. 98 puan. Osman Egin hocam. Teşekkür ederim Bekir Bey. Ben de teşekkür ederim. Mustafa abime de çok teşekkür ediyorum güzel tilaveti sebebiyle. Mustafa abimin şahsında Çankırı'mızı, ahalisini hürmetle selamlıyorum. Ve bu güzel tilavetinin sebebiyle kıymetli Hafız Mustafa Arslan abime ben ...98 puan takdim ediyorum. 98 puan! Halil Necipoğlu hocam. Teşekkür ederim. Akışkanlık, ondan sonra samimiyet, yahı, sürat vesaire... ...tizler, pesler orantılamaları icra içinde. Ve hani biraz daha devam etse, dinlesek duygusunu bırakması... Ben de bir net puan söylemeyi net puandan anladınız mı? Ben biraz anladım. 100 tam puan. 100 tam puan. Ve böylelikle Hafız Mustafa Arslan hocalarımdan toplamda 296 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Eşim sabaha kadar nafile namaz kıldı. Her selam verişinde aynı duayı yaptı. Dua şuydu. Çok bir büyük gerçeklikle karşı karşıyayız. Şu endamınız sesiniz kadar, sesiniz endamınız kadar güzel bir duruş arz ediyor karşımızda fevkalade. Ya Rabbi, yaratılışımı güzel yaptın. Ne olur. Ahlakımı da güzel eyle ya Rabbi.
Kur'an-ı Kerim'in o muciz lafızlarıyla Allah'ın insanda yarattığı muciz sesi buluşturmak büyük bir ustalık istiyor. Siz bir başka coğrafyanın bütün dünyada hüsnü kabul görmüş icra biçimini bize sundunuz. Rabbim seni iyi ki yaratmış. Rabbimin yarattığına değen genç, güzel bir delikanlısın. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Huzurlarınıza Enes Genç geliyor. Enes Genç. Evet. Enes Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. 23 yaşındasınız. Evet. Soy isminizle müsemmasınız. Lakin maşallah 23 yaşında bu boy, poz, endam. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sizi tanımak isteriz hocam. İsmim Enes Genç. Çorum Uğurlu Dağlıyım. Şu anda hali hazırda Eskişehir Sivrihisar'da İmam Hatiplik yapmaktayım. Maşallah. Hafızlığımı Ankara Pursaklar Fatih Kur'an kursunda yaptım. Şu anda kapalı orası. Adı da geçmişken hocalarıma, üzerimde emeği olan bütün hocalarıma buradan selamlar inşallah. Evliyim. 2 aylık bir oğlum var. Allah bağışlasın. Maşallah. Ne var? Maşallah. Peki Enes Genç. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Biz de hazırız sizi dinlemek için. Sizi rahleye davet ediyorum, buyurunuz. Teşekkür ederim. Hafız Enes Genç, Fatır Suresi 15 ila 24. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إنما
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها صدق الله العظيم. Enes Genç için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Ediyoruz efendim. Osman Egin hocam. Bekir Keçe kardeşim teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Tilaveti gerçekleştiren Enes Genç yavrumuza da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yine çok küçük bir rivayet, küçük böyle kısa inşallah becerebilirsek. Estağfurullah. Huzura getirelim. Ummu Derda radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Bu hadis-i şerif bir hanımefendiye ait. Bizim de annemiz, müminlerin annesi. Eşi de biliyorsunuz Ebu Derda radıyallahu anh. Ummu Derda annemiz diyor ki bir gece diyor eşim sabaha kadar nafile namaz kıldı. Her selam verişinde aynı duayı yaptı. Dua şu idi. Allahümme ehsente halki fehassin huluki. Her selam verişinde bu duayı yaptı. Ya Rabbi yaratılışımı güzel yaptın ne olur. Ahlakımı da güzel eyle ya Rabbi. Her selam verişinde bu duayı yaptı ve ağlıyordu diyor. Bitince sabah ona dedim ki Ebu Derda,
bu sabaha kadar niye hep aynı duayı yaptın? Başka dualar yapsaydın ya. Deyince dedi ki sevgili eşine. Dedi ki eğer bir kulun ahlakı güzel olursa sonunda cennete gider. Eğer bir kulun ahlakı güzel olmazsa sonunda cehennemi boylar. Onun için hep şey istedim dedi. Ve sonra da eşine şöyle bir espri yaptı Ebu Derda radıyallahu anh. Dedi ki bazı kullar da vardır ki sabaha kadar yatar uyurlar gene Allah onları affeder. Küçük bir espri yaptı. O da dedi ki nasıl olur böyle bir şey? Yani sabaha kadar sen namaz kılacaksın, dua edeceksin. Başka birinde yatacak, o da affolacak. Şöyle buyurdular. Dedi ki o kullar da sürekli Allah'a ibadet eden abid bir kulun dilinde onlar için bağışlanma dinlenir. Arkadaşı için, evladı için der ki ya Rabbi eşimi de bağışla ya Rabbi. Kardeşimi de bağışla ya Rabbi. Evladımı bağışla diye ya Rabbi dua ederler. Bu vesileyle Allah onları da affeder dedi aziz dostum benim. Cümleyi şöyle bağlayalım, rivayeti şöyle bağlayalım. Allah'a abid bir kul olup dua etmek çok enfes bir davranıştır. Ama ondan daha güzeli öyle bir kulun duasında yer alabilmektir. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ali Necipoğlu hocam. Evet çok teşekkür ederim kıymetli Bekir Köse hocam. Aziz ve kıymetli kardeşim Enes Genç, çok bir büyük gerçeklikle karşı karşıyayız. Şu endamınız sesiniz kadar, sesiniz endamınız kadar güzel bir durum ve duruş arz ediyor karşımızda fevkalade. Aziz kardeşim, şimdi bu gerçeklik aynı zamanda bizim kendimizi herhangi bir işte vesaire sunum esnasında da icap eden bir durumdur. Yani bu gerçekliğimiz kendimizi takdimimiz demektir. Dolayısıyla bu icranız esnasında etkilendiğiniz CD'lerden ya da şu gün itibarıyla internette dolaşan şeylerden etkilendiğiniz biçimiyle sizde kalıcılık hali oluşturmasın. Ki değerli büyüğümüz latif bir tespit ve ifadeyle milli bir şeyden, icradan, namelerden söz etti. Az evvelki değerli Mustafa hocamız için. Siz bir başka coğrafyanın hüsnü kabul görmüş, bütün dünyada hüsnü kabul görmüş icra biçimini bize sundunuz. Her ikisi de fevkalade ve fakat orada bir abice, bir hoca tavsiyesi olarak, bir kardeş, bir arkadaş tavsiyesi olarak bu fevkalade gerçeklik, güzel gerçeklik arz eden sesinize bir de Enes Genci yaklaştırın. Olur mu aziz kardeşim? Olur. Olur, sizi seviyoruz. Hakkınızda olsun. Hayırlar diliyoruz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler Halil Necipoğlu hocam. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Ellerinizden öperim hocam. Hafız Enes Genç. Dinledik. Allah razı olsun. Tabii Kur'an-ı Kerim'in o muciz lafızlarıyla Allah'ın insanda yarattığı muciz sesi buluşturmak büyük bir ustalık istiyor. Bunu yaparken önce bizden evvelkiler gibi okumaya çalışıyoruz. Tabii onları taklit ediyoruz. Onlar gibi okumaya çalışıyoruz. Ondan sonra kendimize doğru yöneliyoruz ve biz oluyoruz. Tabii bu serüveni takip ederken dinlemek için iyi ustalar seçmek lazım. Bizim memleketimizde rahmetli olmuş fakat sesleri sosyal ortamda kalmış çok değerli tilavet ustaları var. Onları pas geçmemek lazım. Mutlaka onları da dinlemek lazım. Onlardan da nemalanmak lazım. Tabii her hafızımızın kendine göre bir zevki var, tercihi var ama bizim haleti ruhimize hitap eden nameler bizim coğrafyamızda oluşmuştur. Onları ihmal etmemek lazım. Sevgili kardeşim Hafız Enes Genç. Tebrik ediyorum.
Teşekkür ediyoruz hocalarımıza tekrardan. Hazır mıyız? Hazırız. Sizi puanlama noktasına alalım lütfen. Osman Egin hocam. Teşekkür ediyorum. Hafız Enes Genç. Ceketin düğmelerini açabilir miyiz efendim? Aç bir rahatla abi, güzel bir şey yaptın. Güzel bir şey yaptın, merak etme sen. Teşekkür yorumlara ederim, bakıp başka tarafa doğru gitme. Genç, kaliteli, enfes bir hafızla karşı karşıyayız. Çok teşekkür ediyorum tilavet için. Rica İyi ki varsın. Rabbim seni iyi ki yaratmış. Rabbimin yarattığına değen genç, güzel bir delikanlısın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum tilavet için. Ve sana 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Sağ olun. Evet, Halil Necipoğlu hocam. Evet, teşekkür ederim tekrar. Kıymetli Enes kardeşim. Serüven buyurdular. Ben de aynı kanaatteyim. Bu serüvende eşinizle, çocuğunuzla, özel yaşantınızın tam merkezine bunu da alın. Eminim bundan. Ve ben size 98 puan veriyorum. 98 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum efendim. Bendeniz Hafız Enes Genç kardeşime 95 puan. 95 puan. Ve böylelikle Hafız Enes Genç hocalarından toplamda 293 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Şu güzel günlerde Kur'an'ın kıymetini bilmemiz hepimiz için çok güzel bir şey. Belli ki sizin evinizde tilavet ya dolu dolu. Daha o küçük yaşımda ben müezzinlik yapmaya başladım. Babam namazı kıldırırdı, arkasından ben müezzinlik yapardım. Kalbe gelip Kur'an sevdası, Kur'an tilavetinin sevdası yerleşirse diğer sevdalar kenarlarda falan idare ederler. Vakıflarda biraz bana göre fazla kalıyor diye düşündüm. Bir kalbe dünya sevgisi gelip yerleşirse ahiret oradan çekip gider. Biraz daha yani şeyi bozmamak lazım, ahengi. Kalplerimize hep Kur'an sevdası, Kur'an sevgisi yerleşsin. İnşallah. Dünya oradan çekip gitsin. Böyle büyük bir sekte vermemek lazım diye düşünün ben şahsen. Evladım, çalışmışsın çok belli. Hengamı tamamında gelir her şeye noksan. Ömründeki hoşluklara aldanmasın insan. Sistemini bozma, çalış. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Huzurlarınıza Süleyman Talha Cuhadar geliyor. Hafız Süleyman Talha Cuhadar. Evet hocam. Nasılsın güzel kardeşim? Hamdolsun sizlere sormalı. Bizler de iyiyiz. Vallahi sizi gördük daha iyi olduk. Eyvallah. Dedim ki açılışta buraya genç kardeşlerimiz geliyor. Muhteşem tilavetler yapıyorlar dedim. Sen geldin daha nasıl iyi olmayalım. Eyvallah Allah razı olsun. Neler yapar? Hocam Süleyman. İsmim Süleyman Talha Cuhadar. 17 yaşındayım. Memleketim Uşak. Hafızlığımı Şehit Ömer Halis Demir Kur'an kursunda tamamladım. Daha sonrasında ise Ankara Pursaklar, Tebessüm Ehli Beyt İslam İlimler Arapça kursunda yaklaşık 2,5 sene kadar İslam İlimler ve Arapça eğitimi aldım. Şimdi ise lise son sınıf öğrencisi olarak eğitime devam etmekteyim. Maşallah. Sana bir alkış alabilir miyiz kardeşim? Annenizle gelmişsiniz. Hı hı, evet, annemle geldim. Hoş gelmişler Şule Hanım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Süleyman Hocam'ı gördük. Daha iyi olduk. Sizleri gördük. Allah razı olsun hepinizden bu yarışmayı tertip ettiğiniz ve devamını getirdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Şu güzel günlerde Kur'an'ın kıymetini bilmemiz hepimiz için çok güzel bir şey. Başta oğlum olmak üzere bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Amin. Sana bir şey sorarak rahleye vurulacağım. Buyurun hocam. Kendini Kur'an-ı Kerim okurken nasıl hissediyorsun?
Hocam ilk öncelikle ben Kur'an-ı Kerim'e olan merakım nasıl başladı, ben onu açıklamak isterim. Lütfen. Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya olan ilgim, merakım daha küçüklük yaşlarımdan başladı. Babam o zamanlar Kadıköy Osman Ağa Camii İmam Hatibi olarak görev yapıyordu. Sürekli beraber camiye giderdik. Babam beni camiye götürürdü. Yani daha o küçük yaşımda ben müezzinlik yapmaya başladım. Babam namazı kıldırırdı, arkasından ben müezzinlik yapardım. Namaz sonrasında babamın okumuş olduğu ayet-i şerifleri dinleyerekten Kur'an-ı Kerim'e olan merakım o zamanlardan başladı. Öyle kendimizi geliştirdik, buralara kadar geldik. Elhamdülillah. Eyvallah, maşallah sana ya. Allah razı olsun. Nazarlardan korusun. Eyvallah. Hazır mısın? Hazırım. O zaman sizi rahleye davet ediyorum, buyurunuz lütfen. Eyvallah. Süleyman Talha Cuhadar, Zümer Suresi 71 ila 75. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
Hatta izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazenetuhâ selâmun aleykum tıbtum fedehulûhâ halidin. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء Maşallah. Barakallah. Hayyakallah. Hayyakallah. Ve terel melâinkete من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بالعالمين صدق الله العظيم. Süleyman Talha Cuhadar için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. Halil Necipoğlu hocam. Teşekkür ederim kıymetli Bekir Köse hocam. Aziz kardeşim, değerli evladımız Süleyman Talha. Çok güzel bir 5-6 dakika bize ikram ettin. Allah razı olsun hocam. Ağzına sağlık, gönlüne Eyvallah. Sağlık. Belli ki sizin evinizde tilavet yani dolu dolu. Evet hocam. Kulağında da çok güzel kalmış. Allah razı olsun. Onunla dolmuş kulağın ve inşallah kalbin de öyle. Klasik tarafıyla İslam coğrafyasındaki bu icraları klasik tarafıyla biz fevkalade güzel karşılıyoruz. Ben de onun içine girince muhteşem duygular yaşıyorum ama... Bugün yeni bir akım itibariyle farklı melodik cümleler kurmaları ve bir manada yani hem kurallara hem de duyuma aykırı bir takım seslerin çıkmasını ben pek sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Ama bu işte burada Mustafa İsmail'ler var.
Abdülbasit, Abdülsamet var vesaire. Harika. Allah ağzına sağlık. Hocam. İstikbal buradan gözüküyor. İyi bir istikbal gözüküyor kariyer dünyasında gidişinde. İnşallah hocam. Sıhhat ve afiyetle burada güzel bir duruşla yolun, yönün, bahtın ve gönlün açık olsun daima. Allah razı olsun. Hocam. Teşekkür ediyoruz Halilcik hocam. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Hafız Süleyman Talha. Çok güzel okudular. Allah razı olsun hocam. Nefesi çok müsait maşallah. Daha pek genç, gelişecek. Çok daha güzel olacak. Vakıflarda biraz bana göre fazla kalıyor diye düşündüm. Biraz daha yani şeyi bozmamak lazım, ahengi böyle büyük bir sekte vermemek lazım diye düşünüyorum ben şahsen. Yani bir iki tık daha bir başlamak lazım diye düşünüyorum. Gayet güzeldi, tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Osman Egin hocam. Teşekkürler. Eskimeyen eskilerimiz şehirlerinde ruhu olduğundan bahsederler. Sadece insanın değil, bir şehrin, bir memleketin de ruhu olduğundan bahsederler. Peki bu şehirlerin ruhu nasıl oluşur? Ya da memleketlerin ruhu nasıl oluşur? Süleyman Talha gibi yavrularımızla. Estağfurullah hocam. Eğer Süleyman Talha o şehirde yaşıyorsa o şehrin bir ruhu vardır. O memlekette yaşıyorsa o memleketin bir ruhu vardır. Şehirlerin ruhu böyle meydana gelir. Peki tilavet nasıl bu kadar güzel olabiliyor? O da şöyle olur Bekir kardeşim. İnsanın birçok sevdası olabilir ama bir mutlak sevdası, ana sevdası olması gerekir. O gelip kalbe yerleşir. Kalbe gelip Kur'an sevdası, Kur'an tilavetinin sevdası yerleşirse diğer sevdalar kenarlarda falan idare ederler. Merkezde o yer alır. O zaman da ağız ona uyar. Oradan gelen sinyalleri böyle efendim bu ülkenin semalarına, insanların o güzel kulaklarına ulaştırır. Son cümlem şu, çok teşekkür ediyorum. Son cümlem şu, Ebu Süleyman Darani şöyle buyuruyor. Diyor ki, bir kalbe dünya sevgisi gelip yerleşirse ahiret oradan çekip gider. Kalplerimize hep Kur'an sevdası, Kur'an sevgisi yerleşsin. İnşallah. Dünya oradan çekip gitsin. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkürler Osman Egin hocam. Allah razı olsun. Evet, Süleyman Talha kardeşim. Güzel kardeşim. Eyvallah. Hazır mıyız puanlamaya? Hazırım. O zaman sizi puanlama noktasına alalım lütfen. Halil Necipoğlu hocam. Hay hay efendim, teşekkür ederim. Evladım, çalışmışsın çok belli. Terk etme. Çalışma sistemini bozma, çalış. Sana şimdi... ...100 puan vereceğim, çalışmama riskini hesap etmeye çalışıyorum ben de. Çalışır mısın? Çalışırım hocam. Ben onu risk olarak almayayım mı? Almayın hocam. Emin misin? Eminim. Ha? Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Yok yok, emin misin sen? Eminim hocam. Peki. 100 puan. 100 tam puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Hafız Süleyman Talha, Çağdar evladımıza bendeniz. 98 puan veriyorum. 98 puan. Osman Egin hocam. Hengamı tamamında gelir her şeye noksan, ömründeki hoşluklara aldanmasın insan. Hep hoşluklarımız Kur'an'a dair olsun, Kur'an'ın güzelliklerine dair olsun diye temenni ediyorum. Ve bu güzel yavrumuza ben bu akşam bu güzel tilaveti sebebiyle, muhrik sadası sebebiyle tabii ki şüphe yok ki
100 puan veriyorum. 100 tam puan. Ve böylelikle Süleyman Talha Cuhadar hocalarından toplamda 298 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde, tilavet esnasında Kur'an nidalarıyla büyüdüğü çok belli oluyor. Bir kere telaffuzunda çok rahat. Tercih ettiğiniz makamlar itibarıyla bazıları özgün cümleler halinde çıkıverdi. Bazılarında adeta böyle tereyağına kıl çeker gibi harfler böyle tane tane yumuşak, fıtri, tabii doğal geliyor. Biraz fazla name imal ediyorsunuz. O namelerin çoğunu da tabii metlere uyguluyorsunuz. Ses üstadlarının yanında konuşmak çok edepli bir davranış olmaz. Tabii metler muvazenesini kaybediyor. Ne oluyor? İki elif miktarına doğru yaklaşıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Huzurlarınızda Muhammed Memduhoğlu geliyor. Hafız Muhammed Memduhoğlu. Evet. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim elhamdülillah. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Sizi tanımak isteriz hocam. Muhammed Memduhoğlu. Aslen Siirt'in Tilla ilçesindenim. Selam olsun. Yalova'dan eşimle beraber geldik. 2019'dan beri Yalova'nın Tavşanlı Beldesi Merkez Camii'nde müezzin kayyum olarak görev yapıyorum. Hafızlığımı Siirt'in yine Tilla ilçesinde ikmal ettim. Bu şekilde. Hocam, heyecan var mı? Her yarışmada olduğu gibi var. Bu güzel, evet, tatlı heyecanlar. Gibi. Hazır, evet, mısınız peki? Hazırım elhamdülillah. O zaman sizi rahleye davet ediyorum kıymetli hocam, buyurunuz. Muhammed Memduhoğlu, Fussilat Suresi 30 ila 36. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
في الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Muhammed Memduhoğlu için burada bulunan seyirci hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. Osman Egin Hocam. Bekir Köse kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Tilaveti gerçekleştiren kıymetli yavrumuz Muhammed Memduhoğlu hafızımızı, evladımızı da tebrik ediyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Annesine babasına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir evlat yetiştirmişler elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde, tilavet esnasında Kur'an nidalarıyla büyüdüğü çok belli, net belli oluyor. Bir kere telaffuzunda çok rahat. Elfaz-ı Kur'aniye'yi mükemmel bir şekilde böyle hiç zorlanmadan efendim adeta böyle tereyağından kıl çeker gibi
harfleri böyle tane tane, yumuşak, fıtri, tabii, doğal geliyor. Ses üstadlarının yanında konuşmak çok efendim edepli bir davranış olmaz. Ama ben sesi de aynı şekilde hissettim, yani hissettiğimi söyleyebilme, söyleme hakkım var diye düşünüyorum muhterem hocam. Nidalar da öyle aldım yani. Sesi de öyle aldım hocam elbette ben. Elbette hakkınız var. Çok teşekkür sonuna ederim kadar hocam. Allah razı olsun. Çok güzel bir tilavetti. Bu böyle bu anda yorum yaparak bu tilavetin hazzını dinleyenlerin kulaklarından gidermek istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah Osman Aygün hocam. Bize teşekkür ederiz. Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim kıymetli dostum, değerli hocam Bekir Köse Bey. Ve değerli kardeşim Muhammed Memduh oğlu. Güzel bir tilavetti bence de. Tabii yani seyir esnasında o sadağınıza tercih ettiğiniz makamlar itibarıyla bazıları özgün cümleler halinde çıkıverdi. Bazılarında böyle daha bildik cümleler olarak duyduk. Başladığınız ton bitirdiğiniz yerde bir ses yukarıya çekilmiş gibiydi neredeyse. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu kaide ve kurallar çerçevesinde bir de makamı bilirsek ne yapacağımızı anında karar edebiliriz. Yani kulak dolgunluğuyla eyvallah, fakat teorik bilgilerle de makamı ortaya çıkartabiliriz dedikten sonra sizi buradaki güzel duruşunuz dolayısıyla tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Gönlümüze safa verdiniz. Teşekkürler Halil Necipoğlu hocam. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Çok teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Ben de teşekkür ederim hocam. Hafız Muhammed Memduhoğlu kardeşimiz güzel okudular. Biraz fazla name imal ediyorsunuz. O namelerin çoğunu da tabii metlere uyguluyorsunuz. Tabii metler muvazenesini kaybediyor. Ne oluyor? İki elif miktarına doğru yaklaşıyor. O kıraatte onlara işba diyoruz. Yani metlerin uzatılmasına. Ona biraz dikkat edelim Muhammedciğim, kardeşim. İnşallah. Tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Sağ olun hocam. Teşekkürler Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Şimdi puanlama vakti. Hazır mısınız? Hazırım hocam, elhamdülillah. Sizi puan noktasına alalım lütfen. Osman Egin hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu kıymetli yavrumuza bu akşam güzel tilavet sebebiyle 100 puan veriyorum. 110 puan. Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim değerli dostum. Kıymetli Muhammed hocam. Evet. Mübalağa yani tedavisi mümkün bir durumdur. Evet hocam. Sadeliğin ihtişamı. Ben de çok mübalağalı bir puan vermek istemem. Dolayısıyla 99. 99 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey. Hafız Muhammed Memduhoğlu kardeşimiz ileride çok daha güzel okuyacaklar, gelişecekler inşallah. Ben kendisine 97 puan veriyorum. 97 puan. Ve böylelikle Muhammed Memduhoğlu hocalarından toplamda 296 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Her kim bir Müslümanda bir kusur, bir ayıp, nahoş bir durum görür de onu kapatırsa, örterse... Ciğerler okkalı, tabii dalıyor,
antrenmanlı, tekrar hayata döndüren bir insan gibi sevap kazanır dedi. O güzel ses bütün kainatı Kur'an'a sarılı olarak dolandı. Metaf-ı Kudsiyan'dır bu segahı enbiyadır bu. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Huzurlarınıza Yasin Şimşek geliyor. Hoş geldiniz. Hafız Yasin Şimşek. Hoş buldum, sefa buldum. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Allah iyilik sağlık versin. Yasin hocam neler yapar? Ben Keçiören'de İmam Hatip olarak görevimi ifa ediyorum. Maşallah. Öncelikle kendimi tanıtayım. Lütfen. Bendeniz Yasin Şimşek. Tokat Zileliyim. Hafızlığımı Tokat Zile Müftü Arif Kılıç Kur'an kursunda ikame ettim. Bu vesileyle Kur'an kursu hafızlık hocalarıma selam göndermek istiyorum. Bizden de selam olsun. Ve İmam Hatip Lisesi'nde ikame ettikten sonra göreve atandık. Ve görev esnasında güzel şeyler yapmaya gayret ettik. Ve Kur'an aşığı yolunda büyük bir içtihatla devam ediyoruz. Rabbim daim etsin inşallah. Rabbime her zaman dua ediyoruz. Hafızlık olmamız hasebiyle. Kur'an'ı en güzel, veciz bir şekilde, mana vukufiyetine uygun bir şekilde okuma gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz. Ne mutlu size maşallah. Hocam, hazır mıyız? Elhamdülillah hazırım. Şimdi göreceğiz nefes ne kadar tutulur, nasıl okunur. İnşallah. Evet hocam. Biz size güveniyoruz. Çok güzel bir tilavet dinleyeceğiz inşallah. İnşallah. Hazırım diyorsanız. Hazırım. Sizi rahleye davet ediyorum, buyurunuz. Yasin Şimşek, Ankebut Suresi 56 ila 63. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له كل شيء عليم.
Ve le'in se'eltehum men nezzele mines semâi mâen fe ahya bihil ardı. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Yasin Şimşek için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Köse kardeşim. Ellerinizden öperim hocam. Hafız Yasin Şimşek. Evet hocam. Hocamızı dinledik maşallah. Ciğerler okkalı. Tabii dalıyor. Antrenmanlı. Ses de çok güzel. Biraz tiz başladılar ama ben acaba ne yapacak diye düşünüyordum. Hiç de geriye kalmadı. Bütün noktalara ulaştı. İfade etti. Güzel okudular. Çok güzel okudular maşallah. Akşamın bu saatlerinde gönlümüzü, gönüllerimizi... Bütün kainatın da dikkatini çekerek o güzel ses bütün kainatı Kur'an'a sarılı olarak dolandı. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak mükafatını çokça versin kardeşimize ve dinleyenlerimize. Amin. Teşekkür ederim. Teşekkürler Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim kıymetli Bekir Köse hocam. Ben de teşekkür ederim hocam. Muhterem Yasin hocam, size de teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, çok güzel okudunuz. Bekir Köse hocam, eğer müsaade ederseniz segah seslerle kıymetli Amir Ateş hocamızın Şair Nabi'ye ait sakın terki edepten. Kuy-i mahbubi hudadır bu. Diye başlayan o meşhur efendim nâtını seslendirmek isterim biraz. İstemez miyiz şimdi? Buyurun. Murat edep şartıyla gir Nabi bu dergâh. Şartıyla gir Nabi bu dergâhe Metâf-ı Kudsiyandır bu segâhın biyadır bu Metâf-ı Kudsiyandır bu segâh
enbiyadır bu. Hay maşallah. Şimdi kıymetli muhterem Amir Ateş Bey, hocam duydu bunu. Sonuna rast karar ettiğimi bana kulağımı çekerek söyleyecektir ama hocam böyle geldi diyelim. Gönlünüze sağlık hocam. Eyvallah, iyi, teşekkür muhteşemdi. Ediyorum. Çok iyi. Ağzınıza sağlık değerli hocam. Güzel okudunuz. İyi ki varsınız. Yolunuz, yönünüz, gönlünüz ve bahtınız daima açık Allah olsun. Allah razı olsun hocam. Hocam sesiniz, nefesiniz daim olsun. Gönlünüze tamam. Sağlık. Teşekkür ediyoruz. Osman Engin hocam, bugünün eyvallah. Son final değerlendirmesi sizden, buyurunuz. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Tabi'in jenerasyonundan Ebu'l-Haytham el-Mısri'yi anlatıyor. Bir grup insan toplandılar ve sahabe efendilerimizden Ukbe bin Amir radıyallahu anh'a geldiler. Ona dediler ki, bizim komşularımızdan bazıları içiyorlar ve başkaca da günahlar işliyorlar. Biz onları devlet başkanına şikayet etmek istiyoruz dediler. Ukbe bin Amir radıyallahu anh dedi ki, sakın ha, sakın ha dedi. Neden efendim dediler? Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözü bizzat şu kulaklarla işittim dedi. Resul-i Zişan Efendimiz buyurdular ki, men ra'a min muslimin avraten fesetereha. Her kim bir Müslümanda bir kusur, bir ayıp, nahoş bir durum görür de onu kapatırsa, örterse, ifşa değil, kapatır, kimsenin duymasını, hiç kimse duymasın diye bir çaba içine girerse, kâne kemen ahya mev'udeten min kabriha. Sanki diri diri toprağa gömülmüş bir kız çocuğunu o kabirden çıkarıp tekrar hayata döndüren bir insan gibi sevap kazanır dedi. Ay. İşte efendim, makamı Mustafa buna denir. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Puanlama vakti. Hazır mısınız? Hazırım. O zaman puanlama noktasını alalım sizleri. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey. Bendeniz Hafız Yasin Şimşek hocamıza bu güzel tilaveti için tam puan veriyorum. 100 tam puan. Halil Necipoğlu hocam. Teşekkür ederim. Ben size kıymetli hocam 90'ın derecelerinden basamak basamak gidiyorum. Bir, yani bunu 90 kabul et. 90, 91, 96, 97. 97 puan. Osman Engin hocam. Fikir kardeşim, ben tekrar size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Tilaveti gerçekleştiren Yasin Şimşek hocama hassaten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir tilavet üstadım. Tam bir böyle bir sanat derler ya. Bütün halinle onu icra ettin diye düşünüyorum ben. En azından ben öyle hissettim. İnşallah dinleyenler de öyle hissetmiştir. Sizin şahsınızda tokatımızı, zilemizi Allah razı olsun. Ve tokat ve zilenin o güzel insanlarını hürmetle, muhabbetle selamlıyorum bu güzel Ramazan akşamında. Ve ben sizlere bu güzel tilavetiniz sebebiyle yüz puan veriyorum. 100 tam puan.
Böylelikle Yasin Şimşek hocalarından toplamda 297 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Değerli Kur'an dostları, saygıdeğer izleyenlerimiz, bugün Kur'an bülbüllerinin okumuş olduğu tilavetlerle adeta o tilavetler kalbimize işledi. Allah onlardan razı olsun. Rabbim Kur'an'ın yolundan bizleri ayırmasın duasıyla şahsım ve sizler adına öncelikle kıymetli hocalarım Doktor Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu hocam, Osman Egin hocam ve burada bulunan çok değerli misafir hocalarımıza ve özellikle Kur'an bülbüllerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim. Onları yetiştiren anneler, babalar, aileler, hocaları var. Onlar duaların, alkışların en büyüğünü hak ediyorlar. Her zaman söylüyoruz, hepsi gönlümüzde birer inci. Lakin yarışma formatı gereği bir üçüncü, bir ikinci, bir birinci açıklanacak. Ve bu akşam... burada bulunan seyircilerimizden aldığı 96 puanla toplamda 392 puana ulaşarak günün üçüncüsü olan yarışmacımız, alkışlarınızla Muhammed Memduhoğlu. Burada bulunan seyircilerimizden aldığı 96 puanla toplamda 393 puana ulaşarak günün İkincisi olan yarışmacımız, alkışlarınızla Yasin Şimşek. Ve burada bulunan seyircilerimizden aldığı 98 puanla toplamda 396 puana ulaşarak günün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız, güçlü alkışlarınızla Süleyman Talha Cuhadar. Efendim, bu mübarek saatlerde bu Kur'an bülbüllerine çok dua edin, olur mu? Açılışta şöyle demiştik ya, gençlerimiz buraya birer birer geliyorlar. Onlar kıyamet gününde de inşallah şahitlik ederler bizlere, şehadet ederler. Rabbim Kur'an yolundan ayırmasın onları, gençlerimizi, yavrularımızı inşallah. Duasıyla sizleri kainatın yegane sahibi Allah'a emanet ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.